Merhaba değerli izleyenler. Isparta'nın tarafsız ve en doğru haber kanalı TV 32 Haber'e hoş geldiniz. Usta oyuncu Sait Genay ve eşi Yasemin Genay KFK Medya'yı ziyaret ettiler. Geçtiğimiz yılda Isparta'da çekilen Gül Masalı adlı dizide oynayan yılların usta oyuncusu Sait Genay ile eşi Sayın Yasemin Genay KFK Medya'yı ziyarette bulundular. Ziyaretleri sırasında KFK Medya stüdyolarını gezen Genay çifti beğenilerini gizlemediler. İlerleyen zamanlarda bir proje veya bir çalışma olması durumunda ise Sayın Sait Genay KFK Medya'nın yanında olabileceğinin sinyallerini verdi. Yaklaşık 50 yıl önce lisede sınıf arkadaşı olan İsmail Top ile Fatih Sezer, ortak yönlerinin birbirine yakın olması nedeniyle yıllar sonra yine bir araya geldiler. Lise arkadaşları yıllar sonra tekrar bir araya gelip Osmanlı'dan günümüze kadar ayakta kalmayı başaran ürünleri hobi amaçlı olarak tamir ve bakımlarını yapıyorlar. Fatih Sezer, tuhafiyeciler sitesi altında yaklaşık 30 yıldır ahşap işleme işiyle uğraşırken, İsmail Top da emekli olduktan sonra Osmanlı dönemine ait saat ve farklı ürünlerin tamir ve bakım işleriyle ilgilenmekte. Zafer Partisi, Isparta İl Başkanı Adem Yıldız'dan yerel televizyon sert tepki. Dün Kaymakkapı'da 5 partinin yaptığı basın açıklamasında Zafer Partisi İl Başkanı Adem Yıldız, Isparta Yerel Televizyonu Kanal 32'ye tepki gösterdi. Yıldız, bir önceki gün İsrail'i protesto ettikleri basın açıklamasında 3 partinin açıklamasını yayınlayıp Zafer Partisi'nin açıklamasını yayınlamamasını eleştirdi. Geçen gün ben bunu sosyal medyada da paylaştım. 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutlamıştım. Şu an basın hazır karşımızdayken basına da iki sözüm var. Geçen gün biz burada bir İsrail protestosu yaptık. 4 parti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dediği gibi ulusal medya dahil, yerel basın dahil bizi susturamayacaksınız. Bize yaptığınız ambargonun bedelini ödeyeceksiniz. Geçen gün yaptığımız protestoda buradaki Kanal 32 akşam haber programında 4 parti İsrail'i protesto etti dedi. 3 partinin konuşmacısını verip benim konuşmamı vermedi. Bu basınla alakası olmayan bir yöntemdir. Basın işini düzgün yapan tüm emekçi, gazeteci ve basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Üst geçitler çöp geçitine döndü. İyaz Selçuklu Ortaokulu önünde bulunan üst geçit bakımsızlık ve pislikten kullanılamaz hale geldi. Her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı üst geçitlerin hali içler acısı. Sprey boyalarla boyanan duvarlar, çalışmayan asansörler, alkol şişeleri, kırılmış merdiven basamakları ve İdrar kokuları ve onlarcası hepsi bu üst geçitte mevcut. Üst geçitlerde ivedi bir şekilde temizlik çalışması yapılması gerektiğini belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen vatandaşlardan tepki büyük. Yerel seçimlerdeki adaylar basın mensuplarıyla bir araya geldiler. Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Yakışıklı, Antalya İl Başkanı İbrahim Özkan, Isparta İl Başkanı Yusuf Işık ve basın mensupları ile birlikte bir araya geldi. 61 ilde teşkilatlanma çalışmalarının tamamlandığını belirten Milli Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Mevlüt Yakışıklı yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi. Her insan kendisini yaşamı boyunca bir rol model, idol seçer. Bizim rol modelimiz de rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'dur. Isparta'ya gelme sebebimiz hem il başkanımız Yusuf Bey'e çalışmalarında yardımcı olmak hem de Isparta'da ziyaretlerde bulunmak için burada bulunuyoruz, dedi. Karayolu trafiğinde araç sayıları artıyor. Ülkemizde Eylül ayında 198.740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Antalya'da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Eylül ayı itibariyle 658.298'i otomobil olmak üzere 1.423.136 oldu. Isparta'da motorlu kara taşıtları sayısı 2023 Eylül ayı itibariyle 92.938 otomobil olmak üzere 207.125 oldu. Türkiye güçlü bir kadro ile yeni bir düşünce sistemi kuruluşuna ASTM ile sahip oluyor. Anadolu Siyaset ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Ankara merkezi bağımsız bir sivil toplum yapılanması ve düşünce kuruluşu olarak siyaset ve toplumsal konularda araştırmalar yapmayı hedefliyor. ASTM, temel çalışma alanlarını siyaset, iç ve dış politik gelişmeler, ekonomik ve mali gelişmeler, sanayi ve ihracat faaliyetleri, sağlık ve fen bilimleri alanında gelişmeler, tarım ve hayvancılık faaliyetleri, çevre ve şehircilik politikaları, adalet ve hukuk politikaları, kadın ve gençlik politikaları,
noktaları olarak belirledi. Anadolu Siyaset ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin yönetim kurulu üyesi ve bilim kurulu başkanlığına ise Ispartalı isim Profesör Doktor Serdar Sezer getirildi. Isparta Belediyesi eski başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası ise Sayın Günaydın, Genel Başkanım Devlet Bahçeli Efendi'yi eşim Dilek Hanım ile ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve sohbetleri için şükranlarımı sunuyorum diyerek sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptı. Kızlar çekim var. TV32 YouTube kanalında yayınlanan Bilgi Adam'a dün akşam Uyum Der konuk oldu. Konumuz özellikle son dönemde birçok hane halkının ocağına çok kötü sonuçlar doğurmuş olan ailelerin yıkılmasıyla ve şiddetle de sonuçlanan bağımlılık konusunda bir sohbet edelim istedik. Bu anlamda da bizi kırmadılar. İşin aslında taşı eli taşının altına koymuş olan üstadlarımız aynı zamanda. Isparta Uyum Der Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil Hocam. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yine Isparta Uyum Der Başkanımız İbrahim Uzunköprü. Hoş geldiniz. Bizi kırmadınız. Hocam konumuz bağımlılık ama bağımlılık deyince sadece alkol, uyuşturucu ve sigara gibi anlaşılıyor. Ama bir iş bağımlılığı, bir teknoloji bağımlılığı, bir seks bağımlılığı, bir kişi bağımlılığı, bir din bağımlılığı gibi bağımlılık türlerimiz var. Hatta kumar bağımlılığı da bir bağımlılık türü. Bugünkü haberlerimizi sizlerle paylaştık. Bir sonraki haber bültenimizde sizlerle TV32 ekranlarında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.